Merhaba arkadaşlar Edebiyatı ve Türkçenin Yıldızı Süre hoş geldiniz. Tanzimat dönemi genel özellikleriyle karşınızdayım ben Mehmet Akif Hoca ve başlasın mı? Başlasın. Evet aşağıdaki verilen bilgilerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Efendim Tanzimat Edebiyatı gazetecilik edebiyatıdır. Evet doğrudur çünkü gazete aracılığıyla bir sürü yeni tür girmiş ve gazete ilk kez hayatımızda var olmuştu o dönem açısından ve dönem takvim vakayı gazetesinin çıkmasıyla başlar diyor. Hayır evet takvim vakayı çıktı ama onunla başlamıyor. Takvim vakayı bir resmi gazete özel gazete olan tercüman Ahval gazetesinin çıkmasıyla başlıyordu. Yani İbrahim Şinasi ile AG Efendi'nin birlikte çıkarmış oldukları özel gazete ile 1860'da başlıyordu. Evet can dostlar cevap A gözüküyor ama Diğerlerini bir okuyalım isterseniz. Tanzimat Fermanı etkisiyle sanatçılar yönünü Batı'ya çevirmiş ve yeni edebi türlerle tanışmışlardır. Doğru. Makale, eleştiri, roman, öykü, tiyatro gibi edebi türler gazete aracılığıyla edebiyatımıza girmiştir. Doğru. Şiirler şekil olarak divan şiirinin devamı olup sanatçılar şiirin içeriğinde değişiklikler yapmışlardır. Doğru. Aslında kaside Hürriyet kasidesi ama malumunuz hürriyet konusundan bahsediyor ve artık bir konu bütünlüğüyle karşılaşıyoruz. Divan edebiyatında parça güzelliği esastı can dostlar. Tanzimat döneminde halka doğru anlayışıyla halkın anlayabileceği dille sanat eseri meydana getirmek istemiştir. Doğru. O halde cevap ne? Ankara cevap A işte bu. Tanzimat dönemi genel özellikleri ve sevgili arkadaşlar test bir soruda 2. Yukarıdaki numaranmış bölümlerin hangisi bir bilgi yanlışlığı vardır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Çok dikkatli okumamız lazım. Tanzimat Edebiyatı İbrahim Şinasi'nin fikirleri etrafında şekillenen bir edebiyattır. Şimdi dönemin fikir babası kim? İbrahim Şinasi. Niye? Yani e, çünkü gazeteyi o çıkardı. Yeni türlerle bizi tanıştırdı. Efendim Batı şiirinden çeviriler yaptı. Akılcı bir şahsiyet falan. E, Namık Kemal'i Ziya Paşa'yı o dönemde etkileyen o yüzden yani. Ziya Gökalp'in milli edebiyat döneminde başkalarını etkilemesi gibi diyebiliriz. Bu edebiyatta halkı bilinçlendirmek, eğitmek amaçlanmış ve sanatçılar daha çok toplum için sanat anlayışıyla eser üretmişlerdir. Doğru. Peki şairler şiirlerine başlık koymuşlar. Adalet, hukuk, eşitlik, medeniyet ve vatan kavramlarını şiirlerinde işlemişlerdir. Doğru. Edebiyatımızda ilk kez başlık koyma bu arada Tanzimat döneminde oluyor. Yani yine İbrahim Şinasi sahnede o ilk kez gerçekleştiriyor. Birçok ilke yani <laughs> her şeyi değil bu arada arkadaşlar. Yani roman ve öykü açısından ilk yok Şinasi de. Roman yazarları çeviriyle tanıştıkları roman türünde teknik açıdan güçlü romanlar yazmış. Roman karakterleri aracılığıyla topluma seslenmişlerdir. Evet roman karakterleri aracılığıyla topluma seslenmiş olabilirler. Ama güçlü roman birdenbire nasıl olsun ki bir bilgisayar bile yeni çıkınca devasa bir oda büyüklüğünde olurken biz romanla yeni tanışmışız. Nasıl böyle çok kaliteli bir eser olsun ki? O yüzden dört gözüküyor. İsterseniz 5'i de okuyalım. Sanatçılar dildeki anlam kargaşasını gidermek için edebi eserlerde noktalama işaretlerine yer vermişlerdir. Evet, edebiyatımızda ilk noktalama işaretlerine İbrahim Şenasi Tercüman Ahval mukaddimesinde edebi eser ise olarak ise nerede şair evlenmesinde yer vermişti? Dolayısıyla cevap ne? Cevap denizdi. Cevap de İşte bu. Cevap de. Tanzimat Edebiyatı Dönemi Test 1 ve Soru 3. Şimdi genel özelliklere devam ediyoruz. Bakıyoruz burada gazeteler göze çarpıyor. Güzel. Yukarıda numaranmış bilgilerden hangisinde bir yanlışlık vardır diyor. Peki. İlk resmi gazete takvimin vakayı. Yani hocam ne anlama geliyor? Yani olayların takvimi gibi bir anlama geliyor. Onları dert etme. Efendim ilk yarı resmi gazete Ceride-i Havadis. Yani Havadis bilgiler yani Havadis var deriz ya, haber. E dolayısıyla hani yeni haberler gibi haberler haberler aklınıza bu geldi değil mi? Efendim dolayısıyla yarı resmi gazete doğruydu. İlk özel gazete tercüman ahval. Efendim yani halimizin tercümanı gibi. Evet doğruydu 1860 yılında çıktıydı. Hocam diğerlerinin de tarihini söyler misin? Söylerim. 1831'de takvim vakayı. Ceride-i Havadis ise 1940 veya 41 orada bir küçük hata olmasın. Efendim tercüman ahvali 1860. İlk nizah gazetesi Diyaj, Diyojen. Söyleyemedin hocam. Diyojen. Evet bazılarına göre bu bir dergi olarak da adlandırılabilir ama önemli değil. O zaman dergi kim biliyor ki diye içinden geçebilir. Evet doğru. İlk edebi tartışma içeren gazete tasvir efkar hayır. Hocam o ne ya edebi tartışma? Hani kulak için miydi Göz için miydi kafiye hatırladın mı? Hani zemzeme demdeme. Zemzeme recai sadece Mahmut Ekrem. Demdeme muallim Naci. Nerede yaptılar bu müsabakayı... Tercüman-ı Hakikat gazetesinde. Kimin hocam bu? Ahmet Mithat Efendi'nin. tasvir efkar neydi? İbrahim Şinasi'nin çıkarmış olduğu tek başına çıkardığı bir gazeteydi. Dolayısıyla sevgili arkadaşım burada bir hata var. <laughs> yani cevap Edirne. İşte bu. Tanzimat dönemi genel özellikleri test ve soru 4. Ne diyor aşağıdakilerden hangisi de tanzimat sanatçıları ile ilgili verilen bilgi doğrudur. Şimdi insan neye alışıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Genellikle yanlıştır yanlıştır birden doğrudur Cık, yanlıştır mantığıyla bakarsan ayva yedik. Dolayısıyla bakalım Namık Kemal halk kültürüne yönelmiş ve atasözlerini Durubu Emsali Osmani adlı eserde toplamıştır. Durubu Emsali Osmani kimindi? İbrahim Şinasi'nin kaleme almış olduğu bir eserdi. Atasözleri kitabı doğru ama yani kişi hatası var burada o yüzden gitti. Devam Ziya Paşa şiir ve inşa adlı eserinde halk edebiyatını eleştirmiş. Şimdi Ziya Paşa'nın şiir ve inşası doğru. Ama halk edebiyatını eleştirmemiş. Bilakis halk edebiyatı ne güzel bir edebiyattır demiş. İşte çöğürlerden, halk ozanlarından falan bahsetmiş. Dolayısıyla yani bir yöne doğru ama eleştirmiş hatalıydı. Divan edebiyatını övmüş ve ikilem şairi olarak anılmıştır. Divan edebiyatı nerede övüyordu? Harabattı övüyordu. İkilem şairliği de doğruydu. Yani yarısı doğru, yarısı yanlış olan durumlara aman dikkat. Efendim Ahmet Mithat Efendi roman ve hikayeye gönül vermiş ve dönemde medya üslubundan yararlanarak eser üretmiştir. Bir lakabı vardı Ahmet Mithat Efendi'nin. Hocam ne kadar kötüsün lakaplarla insanlara seslenir mi? Hayır o manada değil iyi bir lakap. Yazı makinesi deli gibi yazmış ne güzel bir sıfat. Hacı'ya evvel ilk öğretmen falan dolayısıyla cevap ne? Cevap Ceyhan 200'ün üzerinde eser var yani. Peki yani doğru bilgi vardı burada. Direktör Ali Bey kim? Mizahi gazeteler çıkartan yani hani e, veya mizahla ilgilenen, tiyatro ile ilgilenen Diyojen de o işin içindeydi değil mi? ben dolayısıyla e, direktör Ali Bey polemik canlı işleri eski edebiyata dönmek isteyenlerle kalem savaşını öyle bir durum yok. Yani kalem savaşını bilemiyoruz. Tiyatro deseydi de doğru olacaktı. Mizah deseydi de doğru olacaktı. Şemsettin Sami Tanzimat Tiyatrosu'na Moliar'dan yaptığı çeviriler. Moliar çevir kim arkadaşım? Ahmet Vefik Paşa. Bursa'da yaşayanlar çok iyi bilir. Valiliğin karşısındaki Ahmet Vefik Paşa tiyatro binasını kim yaptırdı? Moliar çevirmeni olan Ahmet Vefik Paşa. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Ceyhan. Cevap C. işte bu. Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri Tesbir ve Soru 5 Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosu ile ilgili bilgi yanlışlığı vardır diyor. Hadi bakalım tiyatro ile ilgili güzel. İbrahim Şinasi'nin Çaihr Evlenmesi Töre komedyasının ilk örneğidir. Evet doğru. görücü usulü ile evliliğin sakıncaları üzerine duran bir eserdi ve Müştak Bey e, aslında aldatılmış, mağdur edilmiş bir bireydi görücü usulü nedeniyle. E ben birbirini görmeden insanlar o zamanlar evleniyorlarmış falan ya mesele böyle. Hani onu mizahi bir dille ele alıyor. O yüzden Türek kom doğruydu. Ziya Paşa İclal adlı oyunu ile milli dramın örneğini kaleme almıştır. Yani Ziya Paşa'nın tiyatro eserini hatırlamıyorum ben. Hocam yani madem hatırlamıyorum ben nasıl hatırlayayım? Şaka yapıyorum. Yani Ziya Paşa'nın bir tiyatro eseri yok. Çevirileri falan var ama tiyatro çevirileri de değil bunlar. Yani Engizisyon tarihi falan gibi böyle tarih kitaplarını çevirmiş şair e, Zafername ile eleştiri kitabı yine şiirde var içinde. Efendim harabatı unundu ama onda içinde şiirler var. Şiir ve inşa bir makale belki ama yani defter amalim diye bir anı kitabı yazmış. Daha doğrusu ananın ilk örneğine yer vermiş gibi. İcdal kimin de hocam? Yani İcdal Abdülhakamit Tarhan kokuyor ama onun değil. Sami Paşazade Sezai'nin Yeğenini çok sevdiği için onun ismini koymayı uygun bulduğu böyle anı gibi falan karma bir eser icra efendim. Dolayısıyla cevap B gözüküyor da devam edelim isterseniz. Şemsettin Sami'nin yazdığı Besa yahut Ahde Vefa da oyunu da Türklerdeki yemin geleneği işlenmiştir. Eee, yeneneği işlemiştir. Yani işlenmiştir. Evet doğru, doğru bilgi. Ee, direktör Ali Bey. Şimdi bir an neden durdun? Şemsettin Sami Besa yahut Ahde Vefa yani hocam öyle bir eser var mı? Var. Yemin geleneğini e, anlatıyor. Bu Şemsettin Sami'nin enteresan bir durum var. Mesela tiyatroda bir tane eser yazmış. Taşkı Talat ve Fitnat. E, daha çok dilciliğiyle ön planda olan bir şahsiyet çünkü. Efendim direktör Ali Bey Adapte Tiyatrolar yazmış. E, ve doğru. Yani sadece yazan Adapte Tiyatroları Ahmet Vefik Paşa değil. Ve oyuncu yetiştirmek için diksiyon dersleri vermiştir. Bu da doğru efendim. Efendim devam. E, Namık Kemal yani doğrular gidiyor devam ediyoruz yani. Namık Kemal'in yazdığı Zavallı Çocuk edebiyatımızın dramanın ilk örneğidir. Doğru. O halde cevap ne? Cevap Bursa. Cevap 5. İşte bu. Tanzimat dönemi edebiyatı genel özellikleri tesbir ve soru 6. Yukarıda numaralı olarak verilen sanatçıların özelliklerinden hangisi bir yanlışlık yapılmıştır? Şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Namık Kemal vatan şairidir diyor. Tiyatro teorisyenidir diyor. Hocam tamam vatan şairlerini biliyorum da tiyatro teorisyeni nereden çıktı? Arkadaşlar Celalettin Harzem Şah diye bir eseri var. Onun ön sözünde Celal Mukaddemesi var. Tiyatroyla ilgili uzun uzun bilgiler verirken tiyatro eğlencelerin en faydalısıdır. Efendim güldürürken bir taraftan düşündürür gibi bilgiler de veriyordu. O yüzden teorisyen olarak ele almak gerekiyor. Ahmet Mithat Efendi ilk öğretmen yazı makinesi bir başka soruda sohbet ederken. Yani hocam hep sohbet mi diyorsun ama o, o manada değil efendim. Yani ne güzel bir insan. Ahmet Mithat Efendi kendi kendini yetiştirmiş bir şahsiyettir. Hakikaten ilk öğretmen yazı makinesi olarak karşımıza çıkıyor. Doğru. Ziya Paşa ikilem şairi zavallım. Gel git yaşamış. Yani divan edebiyatıyla halk edebiyatının güzellikleri arasında bir öyle demiş bir böyle demiş falan. Terkin ben de usta. aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz kişinin rütbeyi aklı eserindedir gibi ifadeleri veya ikilikleri kullanan sanatçı hani babandan çok duydu nus ile uslanmayana etmeli tektir tektir ile uslanmayana hakkı kötektir falan Ziya Paşa'ya aitti. Ahmet Refik Paşa dili uzmanı adapte tiyatronun kurucusu doğru. Yani e, Molyar çevirmeni olarak da adlandırdığımız şey aslında adapte tiyatro. Şu demekti yer ve kişi adlarını değiştirerek e, bir manada eseri tiyatro eserini yeniden vücuda getirmek gibi bir durum söz konusuydu. Şemsettin Sami polemikçi, realist romancı. Şimdi çok iddialı neden? Realist romancı ilk bizde kim? Kim hocam? E, Recai ı Mahmut Ekrem, Araba Sevdası ama burada Şemsettin Sami de yazıyor. Ali Sami'nin babası olan Şemsettin Sami polemikçi falan değil. Dil üzerine önemli tabii ki yazıları var, sözlük çalışmaları var, ansiklopedileri var falan ama yani polemikçi, realist, romancı değil. O yüzden cevap, de, cevap beş yani. ne? Cevap 5 yani Edirne. Cevap E. İşte bu. Harika. Tanzimat edebiyatı dönemi genel özellikleri tesbir ve soru 7. Bu tabloda numaranmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? Şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Bir de diyor ki sanat toplum içindir, sanat sanat içindir. Yani Tanzimat'ın birinci döneminde hakikaten sanat toplum içinde, ikinci döneminde sanat sanat içinde. Yani bireysel edebiyatlarda hep böyle sanat sanat içindir oluyordu. Romanda ilginç tesadüfler yer alabilir. Yani size evlenemezsiniz, siz, siz kardeşsiniz durun gibi. Hani bu Türk sinemasından bir replik belki ama burada da böyle benzeri durumlar var. İlginç tesadüfler yer alıyor hakikaten. Yani romantik romanın da gerçi genel özelliğidir bu. E, romandaki olaylar gerçeğe uygun olmalıdır derken realist bir romandan bahsediyoruz. Evet ikinci dönem Tanzimat Edebiyatı'nda realizm ön plandaydı. Sanat eseri halka eğitmede bir araçtır. Doğru. Sanat eseri estetik duyarlılık oluşturmak içindir. Doğru. Sana sanat içindir de böyle oluyordu zaten. Şiirde kafiye kulak içindir. iyi de Tanzimat'ın birinci döneminde böyle kulakla ilgili, gözle ilgili bir tartışma yok. Şiirde kafiye göz içindir. Yani hayır bir de kulak için zaferi kazanılmıştır. Recaiz Zahide Mahmut Ekrem. Böyle bir zafer kazanmıştı. Muallimle ile aralarında zemzeme demdeme tartışmasında. Tanzimat döneminde ve öncesinde zaten bir kafiye tartışması hiç yok ki. O yüzden dörtte bir hata var. Cevap denizdi değil. ama beşi de oku lütfen hocam. Haklısın. Şiirin toplumu heyecanlandıran ve bilinçlendiren bir işlevi vardır. Evet çünkü toplumu yönlendiriyor. Sonra her güzel şey şiirin konusu olabilir. Kim demişti bunu? Recaizade Mahmut Ekrem. Evet nerede hocam diye içinizden geçebilir efendim. E, Menemenizade Tahir Efendi'nin bir eseri vardı. E, Elhan diye. Onun eleştirisini yaptığı takdiri Elhan var. Onun e, giriş kısmında böyle diyor efendim. Dolayısıyla cevap ne? De, cevap Denizli. Cevap de. Tanzimat dönemi genel özellikleri tespit ve soru 8. Aşağıdakilerden hangisinde? Tanzimat eleştirisi ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır diyor. Hocam tanzimat eleştirisi derken hani edebiyatımızda bir eleştiri var edebi eserlerin değerlendirildiği tarza eleştiri. Yani tarihçi eleştiri, sosyolojik eleştiri gibi bir sürü türleri de var ama 11. sınıfta görmüştünüz. Mesele o değil de Tanzimat döneminde eleştirini. Namık Kemal Ziya Paşa'nın Harabat eserindeki görüşlerine karşılık tahribi Harabat eseriyle eleştirinin ilk örneğini veriyor. Doğru. Efendim yani işte Udebağımızın numune imtisalleri değil miydi? O bir yazı kitap olarak efendim Tahribi Harabat. Yani bir taraftan aklınıza bunlar da gelmiş olabilir. Mizancı Murat... Karşımızda da o var yani. Beş yıkılayın onun okumamıştım. Mizancı Murat Bey, üdevamızın numune imtisalleriyle... ...edebiyat eserlerine yönelik eleştiri kaleme almıştır. Doğru. Efendim, e, Ahmet Mithat Efendi... ...dekadanlık ile ikinci tanzimat sanatçıları sanatta bir dil bakımından eleştirmiştir. Efendim şimdi Ahmet Mithat Efendi'nin... ...dekadanlık yazısı doğru. Dekadizm diye bir şey var. Yani edebiyatı geriye götürme... Ama ikinci Tanzimat dönemi ile ilgili değil can dostlar. Servet-i Fünun dönemi sanatçılarına dönük böyle bir şey söylemiş. Hani saati semen falan bardı ziş gibi ifadeler kullanıyorsunuz. Edebiyatı geri götürdünüz falan gibi. Onlar da yani tabii karşı cevap vermişler. Güçlü polemikçi olan Ahmet Şuayb ve Hüseyin Cahit Yalçın var. E, dolayısıyla hani bu ta, e, yani bilginin yarısı doğru yarısı yanlış. C'ye gözüküyor. Peki D'yi de okuyalım lütfen hocam haklısın. Recai Zade Mahmut Ekrem takriza takdiri elhan ile genç sanatçıların eserlerini değerlendirmiştir. Doğru. Muallim Naci Recai Zade Mahmut Ekrem'in zemzemedeki görüşlerine karşılık demdeme adı eleştiri yayımlamıştır. yayınlamıştır. Doğru. O halde cevap değil. Cevap Ceyhan. Cevap C. İşte bu. Tanzimat dönemi genel özellikleri test 1 ve soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat 1. kuşak sanatçılarının ortak özelliklerinden biridir demiş. Kimler vardı hocam? Namık Kemal, İbrahim Şinasi, Ziya Paşa, Şemsettin Sami, Ahmet Vefik Paşa. Yani e, direktör Ali Bey falan, değil mi? Yani birinci dönem kuşağına giriyor yani. Dolayısıyla sevgili arkadaşım Mizancı Murat Bey de hatta alabiliriz. E edebi eserde parça güzelliği yerine bütün güzelliğini savunmaları. Evet. Yani onlar böyle hani bir parça çok güzel olsun gibi bir dert içerisinde değil de toplumu etkilemek gibi dertleri olduğu için ...parça değil bütünü güzel olsun eserde de eserden bir şeyler anlasın efendim toplum gibi... ...dertleri olmuş e, rahmetlilerin. Romanlarda realizm akımından beslenmeleri, yo o ikinci dönem tanzimatçıların... ...gelinlikle yer alan kuralları reddetmeleri, ikinci tanzimat... ...hatta Servet-i falan olur yani, Servet-i daha mantıklıydı. E, tiyatro eserini okus, okunsun diye yazmaları, o da ikinci dönem tanzimat... Hatta servet Fünün de dahil edilebilir buna. Güzel olan her şey sanat eserinin konusu olabileceğinin belirtmeleri. Yani o da yine ikinci dönem tanzimat edebiyatında. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Ankara. Cevap A işte bu. Tanzimat dönemi edebiyatı genel özellikleri ve tespirin soru onundayız. Yukarıdaki numara almış hangisinde tanzimat ikinci dönemi ile ilgili bir bilgi anlaştığı vardır şeklinde bir soru kökü. Yine ne yapıyoruz? Çok dikkatli okuyoruz can dostlar. Sosyal ve siyasal yaşamın etkisiyle bireysel içerikte eserler kaleme alınmıştı. Alınmıştır diyor. Doğru. Neden? Sanat sanat için anlayışı var. Bir de devrim böyle bir baskıcı tutumu da var ikinci Abdülhamit'in. Efendim siyasal mevzulara girmiyorlar. Bu dönemde sosyal ve siyasal yaşamdaki aksaklıkları eleştirmek için çokça oyun yazılmıştır. Yani şimdi sıkıysa eleştir yani böyle olmaz. Tarih kitaplarına baktığınız zaman yani 2. Abdülhamit'in histerik biri, birisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunlardan böyle bir hani birisi böyle eleştiride bulunursa da alınmış yani sürgüne gönderilmiş falan oyun yazsın yani. Olmaz yani mümkün değil. Efendim yani e, dolayısıyla 2 ama yine de diğerlerini okuyoruz roman öykü ve eleştiri gibi türlerin gelişme gösterdiği bir dönem olmuştur. Efendim asla bakarsanız doğru çünkü realist roman, realist öykü değil mi? bunlar yazılmıştı ve nitelikli yani batılı tekniğe uygun akışı kesip bilgiler vermiyor. Birinci dönem tanzimatta mesela böyle akışı kesip bilgiler veriyor. Roman ve öykülerde mekan İstanbul'dur, batılaşma yanlış anlama kölelik durumu gibi içeriklere yer verilmiştir. Doğru. Efendim, roman ve öykülerde realizm akımının etkisiyle güçlü çevre betimlemelerine yer verilmiş ve olayın akışı kesilmemiştir. Aynen aklı ve dolayısıyla cevap da Cevap Bursa. Cevap B işte bu. Tanzimat dönemi genel özellikleri tespir ve soru 11. Tanzimat ikinci dönem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez şekilde bir olumsuz soru köküyle karşılaşıyoruz. Şiirde ölçünün aruz olması. Şimdi burada Aruz devam ediyor hem birinci dönem hem ikinci dönem açısından. Tiyatronun teknik olarak zayıf olması. ikinci dönem Tanzimat Edebiyatı'nı okunsun diye tiyatro eserleri kaleme almışlar. O da doğru. Efendim Sone, Balat gibi nazım şekillerinin kullanılması. Hayır. Hocam niye? Efendim Servet-i Fünun Edebiyatı'nda böyle bir durum söz konusuydu. Sone, Balat falan Servet-i Fünun'da ilk kez hatta Tevfik Fikret tarafından kullanılıyordu. Yani e, batı edebiyat azım şekiller açısından söyledim. Eleştiri türünün gelişmesi evet gelişti. Hatta talim edebiyat diye Recaizade Mahmut Ekrem'in meşhur bir kitabı da var değil mi? Takrizat ayrı, efendim, takdire elhan ayrı, e, sonra zemzeme demdeme meseleleri var. E, Kafiye tartışmasının yaşanması zaten orada şimdi söylediği zemzeme demdeme demiştim arkasından şık var. Harikayız ya. Cevap ne can dostlar? Cevap Ceyhan, cevap C işte bu. Tanzimat dönemi genel özellikleri ve test bir soru da 12 can dostlar hadi bakalım bu parçada aktarılan araştırmacıyla ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz sınav tipi bir soruyla karşınızdayız yani karşınızdayız derken yani evimiz falan. Evet şimdi Tanzimat Edebiyatı ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir araştırmacı araştırmasını daha çok Tanzimat ikinci döneme yoğunlaştırıyor yani birinci dönemle de ilgili bir araştırma yapmış demek ki ama yoğunlaştırdığı ikinci dönem. Araştırmasına eleştiri türündeki tüm eserleri ve makaleleri okuyarak başlıyormuş. Makale ve eleştiri. Peki. Tümünü ama. Daha sonra dönemin önemli şairlerin şiir kitaplarını okuyor. Mecai Zadem Amut Ekrem'e muallim Naci'nin Abdurrahman Tayran'ın. Peki. Ve eleştirilerde gözüne çarpan polemikleri anlamaya yöneliyor. Yani Muallim Naci ile Recai Zahide Mahmut Ekrem arasında bir polemik vardı. Kulak için midir, kafiye gözü için midir efendim gibi. Tanzimat birinci dönem Terkiben şairi, şairinin şiirlerini de okur ki Terkiben yani şairi kimdi? Hocam e, Ziya Paşa'ydı. E, tam anlamıyla bir kıyas yapabilsin. Evet dönemde yazılan tiyatro eserlerini okumaz ama realist tiyatroları okumamış. E, realist çizgide yazılan romanları dikkatle okur. Allah Allah. Böylelikle dönemin sanat atmosferiyle ilgili bir çıkarımda bulunuyormuş. Zade Mahmut Ekrem'in talim edebiyat eserini okumuş mu? okumuştur. Neden? Çünkü en önemli eleştiri kitaplarından biri de o yüzden. Peki Muallim Naci'nin Demdeme Eseri'ni okumuştur. Doğru. Çünkü dönemin en önemli eleştiri kitaplarından biridir yine. Hem de göz ve kulak için kafi e, anlaması gerekiyordu. Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeş romanını okumuştur. Sami e, Paşazade Sezai'nin Sergüzeş'ti realist değil miydi? Evet. Burada da öyle demedi mi? Aris Çizgi'de yazılan romanları dikkatle okur. Evet okumuş. Namık tamam, Kemal'in şiirlerini okumuştur. Bununla ilgili yukarıda bir bilgi yoktu. Dönemin şairleri Namık tamam, Kemal değildi. Evet ama Ziya Paşa'yı ayrıca terkip ben şairi olarak okumuştu öyle demişler. Beşir Fuat'ın tüm makalelerini okumuştur. Hani ikinci dönem tanzimatta Beşir Fuat diye biri var malumunuz. Özellikle hani e, realizm gibi, naturalizm gibi Akımları falan da tanıtan bir e, makaleci. Dolayısıyla cevap de cevap denizdi, cevap de işte bu. Tanzimat dönemi genel özellikleri test bir ve soru 13. Aşağıdaki hikayelerden hangisi Namık Kemal'in tiyatro türündeki eserlerinden biri değildir? Zavallı çocuk e, Akif Bey. E, Karabela olmak isteyince. E, olamaz ve askere gider. Vatan Yavuz Silistre... Yani böyle bir kodlama yapmış olduk. Yani başka kodlama yaparız da. Şimdi böyle sırasıyla gitmek gerektiği için öyle yaptım. Yoksa Akip Bey hani Gülnihal diye bir kıza aşık olmuş. Ondan sonra gitmiş babası Celalettin Hazem Şahlar istemiş. O da sen zavallı çocuksun sana verilecek kızım yok deyince o bakmış hani ben kara belayım diye seslenmiş. O da yememiş ve sonra da vatan yahu Silistre deyip askere gitmiş gibi böyle kodlama yapabilirsin efendim. O halde pençe kiminde hocam? Pençe sevgili arkadaşım ve Cidal adlı eserler Mehmet Rafa tiyatro eserleri. Ve cevap ne? Cevap Edirne. Cevap E işte bu.